Bizim ailemizden iki tane can gitti. Yavrularımız bir hafta önce evimizdeydi. Biz bir haftadır perişan durumdayız. Bir aileden iki tane çocuk katledildi yani. Bizim üzüldüğümüz nokta keşke böyle olmasaydı. Hiçbir tartışmanın sonucu cinayetle sonuçlanmaması lazım. Bu devletin polisi var, hakimi var, savcısı var. Ananın babanın bu evlatlar üzerinde nice hayalleri var. Küçük olan Hasan, benim zaten ikisi de kuzenim, ben en büyük amcasının çocuklarıyım. Askere gidecekti. Askerden sonra evlilik hayali vardı. Büyük deseniz Ahmet rahmetli keza öyle. Yani biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Çok şükür zalim değil, mazlum taraf biz olduk. Öyle değil mi lan? Evet. Mazlum taraf biziz, acı çeken, daha çok acı çeken biziz. Çünkü evlatlarımızı kaybettik, kuzenlerimizi kaybettik. Hunharca katledilen Hasan Akın ve Ahmet Akın'ın dayılarıyım. Elim bir olay sonucu katledildiler. Olay adalete intikal etmiştir. Bizim adalete güvenimiz tam, fakat bir haftadır yalan yanlış bir sürü haberler yayınlandı. Bu bizi çok üzüyor. Hasan 14 yıldır bu kişilerle beraber çalışıyordu. Hatta yani onların dertleriyle dertleniyordu. Tamamen kendini oraya feda etmişti. Ama baba oğul ilişkisi olduğu bir kişinin oğlu tarafından, orada çalışan bir başkası tarafından yani çapraz ateşle ikisi de katledildi yeğenlerime. Çok şükür ki biz zalim değil de mazlum tarafında olmamız biraz da bizim için teselli. Zalimlerden olmadık diye kendimizi teselli ediyoruz yani. Daha önceden işçiydi, sonra patronunun isteğiyle istersen buradaki bölümü sen işlet ya da normal vazifene devam et. İşte kira öde, bana kira öde deyip işletmeyi ona verdiğini biliyorum. Fakat oradaki işletmede komple oranın en yüksek kirasını ondan almaya başladığını, vergileri ona ödetmeye başladığını söylüyordu bana yeğenim. Yaşının 27'ye 28'e geldiğini, ya dayı artık kendime bir aile kurmak istiyorum. Bir tane dikili taşım yok. Hayatım burada heba oluyor. İşte böyle bazen sohbet ediyorduk biz kendisiyle. Demek ki oradan ayrılmak istediği zaman esas sıkıntılar çıkmaya başladı diye ben biliyorum. Fakat her şey sulh olmuştu. Yeğenim ondan istediği 2 aylık 3 aylık kirayı vereyim sana, ayrıl demişti ona. Sonra bu şekilde anlaştıklarını biliyorum. Dayı ben akşam gideceğim, işte helalleşeceğim patronumla diye bana söyledi. Askerden geldiğim zaman da gene yanıma gel, benimle çalış dedi. Fakat ben patronuma, abi aynı şartlarda seninle çalışmam bir daha mümkün değil dedim diyor. Çünkü hem geçinmem zor, aile kurmam zor diye söyledim kendisine diyor. Ben gene kendisine gene bir açık kapı bırak oğlum. Döndüğün zaman bir iş yerin işletmen olur, şartlar değişebilir patronunla. Aranı açma diye söyledim. Tamam dayı dedi. Akşam ben gidip patronumla helalleşeceğim. Hayırlısıyla da askere gideceğim diye söylemişti. Son sözleri böyle oldu. 2 saat sonra, 3 saat sonra da bu elim olay başımıza geldi. Çok üzgünüz. Bu yalan yanlış haberler de bizi üzdü. Ne bileyim, benim yeğenim oraya haraç kesmeye gitmiş falan filan. Bir işçinin ya da bir 15 sene biriyle beraber çalışmış olmanın karşılığı bu olmamalıydı. Benim yeğenlerim 7'şer 8'er hepsi de sırtından vurulmuş. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Ben adalete güvenim tam. Öyle duyduğumuz söylemlerle bu iş örtbas edilmeye çalışılıyor. İşte bunların ensesi kalın falan filan. Bunlara inanmak istemiyoruz. Ahmet'i çok dövmüşler. Cenazesi yani bir boksör maçtan çıkar 2 saat 3 saat sonra gözleri yüzü nasıl şiş olursa bakılamayacak durumdaydı yani cenazesi. Hani bir insan mermiyle yaralanır ölür de. Önce dövülüp sonra da katledildi yani çocuklar. Oradaki detayları tam bilmiyoruz. Başta nasıl bir konuşma oldu, nasıl restleşme oldu. Sonra bir sulh olduğunu öğrendik. Fakat bu işte işi gaza getiren 1-2 kişi yüzünden tekrar alevlenip silahın çekilip patladıktan sonra ortalık karışmış çapraz ateşle. Aralarında işte demiş ki ben sana 300 bin lira vereyim Hasan'cığım, buradan şey yap, burayı bana geri devret gibi. Ya abi işlerim iyi demiş başta. Fakat bir müddet sonra
Abi tamam ben ayrılayım demiş mesela. Madem öyle söz verdiğin 3 aylık kirayı bana ver demiş Hasan. Bana anlattığını söylüyorum. 3 aylık kirayı bana ver demiş ama bu sefer de olmaz. Ters tepki almış. Sana hiçbir şey vermeyeceğim gibi. Fakat aralarına birisi girip aralarını bulmuş yani daha sonra. Patronun oğluyla herhalde bu anlaşma sağlanmış. Patronumla da helalleşmek için o akşam gideceğim demişti. Bu olaylar başımıza geldi. Çocuklarımız geri dönmedi bir daha yani. Orada bir gene işletme sahibinin yeğeni var. Benim yeğenim ona demiş ki benim patronla aramdaki ilişki arasına niye giriyorsun demiş yani. Ayağa kalkınca yeğenim o da hemen silahına davranmış ve bir kere ateş edince üzerine koşmaya başlamış. Oradaki gençlerin ifadesi tabii ileride bunlar çıkacaktır. Üzerine koşmaya başlayınca arkasından da patronun oğlu ateş etmeye başlamış. İki ateşin arasında patronun oğlu da o arada diğer kardeş de bana saldırmasın diye önce ona 3-4 el ateş etmiş. Sonra öbürküne askerlik yapacaktı. Onun için gidecekti. Şu anda maktul olan Ahmet'le Hasan yerdeler. Şu anda polisler olay yerinde. Burak Afyon'u zaten. Hasan olay yerinde direkt vefat etti. Ahmet de hastanede ağır bir şekilde kaldırıldıktan sonra kurtarılamadı ve maalesef hayatını kaybetti. Abi ileri alsın. Dur karışık arayacağım. He var dur arayacağım. Tamam. Herkes yaptığının diyetini ödeyecek. Ama canıyla ama malıyla. Ya ambulans yok mu ambulans? Çağır.